Eurolig'in 8. maç haftasında Anadolu Efes Barcelona'yı 96-86 yenerek çok önemli bir galibiyeti imza attı. Buna zaten bir sadece bir galibiyet gözüyle de bakmamak lazım. Gerçekten takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle çok fazla anlam taşıyan bir galibiyet oldu. Tabii ilk etkisi bu galibiyetin takımın düşen moralini hem oyuncu kadrosunda hem teknik ekipte düşen morali bu maçla beraber çok yükseldiğini düşünüyorum. Aynı zamanda taraftarların gözünde yine bir eleştirilerin arttığı karamsarlığın arttığı bir dönemde o tarafı da düzeltmek anlamında çok iyi geldi bu galibiyet. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu son birkaç maçtır. Efes'in maç içerisinde Kontrolü ele alamaması ve maçı e, kazanacak sinyallerini vermiyor olması bir alışkanlık haline gelmişti. Bu maçın ikinci çeyreğinden itibaren onu da kırdı Efes. Öyle bir oyun oynadı ki ikinci çeyrek itibariyle e, bu maçı kazanacağına dair güçlü sinyaller vermeye başladı. Tabii bir başka getirisi bu maçın. Barcelona ile Anadolu Efes arasında çok ciddi bir rekabet oluştu son birkaç yıldır. O rekabette de Anadolu Efes'i Barcelona'yı yenmiş olmanın avantajını getirdi. Üçüncü konu da bu çok zorlu bir döneminde Anadolu Efes. Şimdi çift maç haftasında İtalya'ya gidecekler. Hem Milano hem Bologna maçları olacak. Arkasında Olympiakos'la İstanbul'da oynanacak. O zorlu dönemin içerisinde de bu galibiyet bir rahatlama, bir nefes aldırdı Efes'e. Son olarak da puan sıralaması açısından tabii önem taşıyor. 8. maç itibariyle bu maç kaybedilseydi 2'ye 6 olacaktı. Gerçi geçen sene de aynı dönemde 2'ye 6'ydı Anadolu Efes. Ama tabii basketbol ve problemler açısından baktığımızda geçen senekiyle tam benzer bir durum olduğunu söylemek zor. Maçın başı Efes açısından bir doğru bir yanlışla başladı bana göre. Ee, yanlış olan şey şuydu ki e, savunmada zaten sıkıntıların fazla olduğu yerde, kısaların çok kolay geçildiği, e, rahat bir rakiplerinin potaya rahat gittiği yerde Plays e, Polonara ikilisiyle maça başlamak Barcelona'nın işini aslında çok kolaylaştırdı. Ki maçın başında buradan baya bir ekmek yediler. E, Polonara'nın hatta e, bazı göze hoş gelen... Bir hücum foğlu yaptırdı, bir tane 3 sayılık atışı basket foğlu aldı falan. Hani böyle sanki biraz faydalıymış gibi görünüyor olmasına rağmen savunmadaki o açıkları e, Efes'e çok ciddi zarar verdi. E, ta ki Dunstan-Embaia ikilisi e, oyuna girene kadar. Onlar girdikten sonra oyunun rengi tamamen değişti. Tabi burada e, Satoranski-Kaliniç ikilisinin... E, rotasyona girip kenara gelmesi de aslında Barcelona'nın savunma direncini düşürürken Dunstan-Embaia ikilisinin girmesi de Efes'in savunma direncini yükseltti. Tabi buraya bir de Isaiah Taylor'ın e, da eklenmesiyle, savunmada onun da getirdiği enerjiyle gerçekten çok iyi savunma yapmaya başladı e, Anadolu-Efes. E, maç önü programında söylemiştim. Barcelona'yı savunmada yenebilmek için, onları delebilmek için 3 sayılık atışlarda isabet oranını yükseltmek gerekiyor. Son 3 maçları çok kötü üçlük atıyordu Efes. E, hem düşük adette atıyorlardı hem de düşük yüzdeyle atıyorlardı. E, ama bu maçta e, çok e, isabet oranı yükseldi. Tam 14 isabet buldu Anadolu Efes. Hem de 52 ile e, bu şutları sayıya çevirdiler. Barcelona'nın bu sezon oynadığı tüm maçları düşündüğümüzde hiçbir rakibi bu seviyelere çıkmamıştı. Hem 3 sayılı katışlarda hem 2 sayılı katışlarda. Efes bundan önceki Barcelona rakiplerinin hepsinden çok daha iyi bir sonuç elde etti. Ki savunma verimliliğinde Barcelona bugüne kadar ilk 3 takım içindeydi. Bu maçta savunma verimliliği normal standartın yaklaşık 30 puan altında gerçekleşti. Yani savunmasını delik deşik etti Efes. Ee, tabii maçın yıldızını düşündüğümüzde ilk akla gelen isim Will Clyburn oluyor. Özellikle son çeyrekte maça damga vuran bir performans sergiledi ki e, o bölümde Barcelona hem e, Corey Higgins hem de La Profiti olayıyla inanılmaz şut e, sokup sayılar bulup tam e, Efes'i yakalama noktasına gelmişken Clyburn resmen olaya damga vurdu. E, 9'da 7 isabetle ki 4'te 2 üçlük attı, 5'te 5 iki sayılık attı. E, o son bölümde son çeyrekte 18 sayı üretti. Will Clyburn. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Ben yine maç önü programında bu konuya özellikle değinmiştim. Clyburn'un sahada çok fazla kalması ve çok yorulması onun son çeyreklerdeki performansını çok düşürüyordu. Hatta işte o ilk çeyrek, ilk üç çeyrekteki üçlük performansı yüzde %42 iken son çeyrekte yüzde %17 ile atıyordu Clyburn bu maça kadar. Bunun özellikle altını çizmiştim ben. Bu, bu maçta Ergin Ataman bir değişikliğe gitti Clyburn'u kullanma konusunda. Ki e, burada aslında dünyayı baştan yaratmaya da gerek yok. E, Clyburn, CSK'da oynadığı yıllar boyunca hep son çeyreklerin en önemli ismi olmayı başarmıştı. E, orada da hep kenardan geliyordu. Maça başlayan 5'te olmazdı Clyburn hiç. Ve maçın son çeyreğine kadar da çok aktif kullanılan bir oyuncu olmazdı. Ama son çeyrekler hep damga vuran oyuncuydu. Bu maçta da aslında öyle oldu. E, hem kenardan geldi, kenardan gelmesinin haricinde oyun içinde oyunu hiç zorlamadı son çeyreğe kadar. Bir tek Kalinic'in olduğu bölümlerde, Kalinic ile Clyburn aynı anda sağda olduğu bölümlerde 1 iki top kullandı çok efektif olamadı. Gerçi Kalinic kenara geldikten sonra da oyunu zorlamadı Clyburn. Bence bu bir stratejiydi ve işledi. Son çeyreğe kadar Clyburn'u sakladı Anadolu Efes. Ve son çeyrekte hakikaten Clyburn yapması gerekeni yaptı. Şimdi aslında bir önemli konu da bununla ilgili şu oldu. Şimdi Clyburn ilk 5 başladığı zaman Kenardan aldığın skor katkısı çok az oluyordu. Ki e, bu maça kadar toplam 7 maçta Anadolu Efes'in e, ilk 5 oyuncularından skor katkısı %69. Bençten skor katkısı ise yüzde %31'di. Yani neredeyse 70'i 30'luk bir fark vardı. Bu maçta Kluivert'in kenardan gelmesiyle bu oran 48-48 yani %50-%50 oldu. 48 sayı ilk 5 oyuncularından geldi. 48 soyu da kenardan gelen oyunculardan geldi. Yani bu sezonun geneline baktığımızda da çok çarpıcı iki tane daha sayı var. Bayern Münih maçında 61'e 17 ilk 5 ve yedek oyuncuların skoru. Yani çok ciddi bir fark. Daha da beteri var. Monaco maçında 80'e 12. Yani 80 sayı ilk beşten, sadece kenardan 12 sayı almak gerçekten bunlar aslında sürdürülebilir şeyler değil. Mutlaka bench katkısını arttırmanız gerekiyor. Bunun için de doğru stratejilerden biri aslında bu. Bir e, kenardan gelecek ana rotasyondan bir oyuncuyu kenardan getirmek faydalı olabiliyor. Maçın kazanılmasında Clyburn'dan sonra bence en önemli ikinci isim ve faktör Mbaye'ydi. Ee, hem Dunstan'la beraber savunmayı sertliğini yukarı çektiler. Tabii söylemiştim Taylor'ın da oraya eklenmesi hatta dönem dönem Bryant'ın da o sertliği getirmesi o önemliydi. Ee, hiç birebir de geçilmedi Dunstan'la Mbaye ikilisi. Ee, hem kısalara karşı hem uzunlara karşı hiç geçilmediler. Onun haricinde e, her tarafa yardıma gittiler. Bütün açıkları, delikleri kapattılar. E bu e, sadece savunma katkısı vermekle de kalmayıp bu ikisi toplamda 20 sayı attı ki Embay'a maça 3'te 3 üçlükle başladı. Bir de skor katkısı verdiler. Yani bu ikisinin böyle oynadığı yerde evet Efes 4-5 rotasyonunda sezon başından beri yaşadığı problemleri yaşamaz hale gelebilir. Ama tabii Embay'ın bu e, hücum performansı ve bu e, savunmadaki bu katkısı sürekli olabilecek mi? O e, o potansiyeli e, gösterebilecek bir oyuncu mu? Ki Dunstan e, uzun süreler sahada kalabilecek mi? Yaşı itibariyle ve enerjisi itibariyle her maçta bu kadar efor sarf edecek mi? Mesela bu hafta çift maç haftasında ne kadar e, Dunstan'ı bu şekilde kullanabilirsiniz? Haliyle e, doğru bir ikili olduğu kesin Dunstan-Embaye ikilisinin. Özellikle e, skorer 1 ve 2-3 numaraların olduğu yerde bu tarz 4-5 numaralara ihtiyacı var ama sürekliliği sağlama konusunda da soru işaretleri yok değil Mitsic, Mitsic de çok iyi bir maç geçirdi hatta maç öncesinde işte Ergin Ataman'la milli takıma gidip gitmeme konusunda bir problem yaşamış olması nedeniyle acaba bu performansına etkiler mi tarzında düşünceler vardı ama Mitsic sağda bunlara cevabı verdi 22 sayı 3 rebound 5 asist ve bunlardan belki daha önemlisi 4 top çalmayla çok önemli katkı verdi ee, şimdi çok önemli bir maçtı ve çok önemli bir galibiyet alındı. Bazı şeylerde düzeltildi işte, işte e, Clayburn'ün kenardan gelmesi ve son çeyrek performansı gibi. Taylor'ın e, işin içine daha çok dahil olması gibi e, işte uzun ikilisini dunstan enBA ikilisini yakalamak gibi ama şunu da söylemek lazım. Efes Evet Barcelona gibi iyi savunması olan bir takıma 96 sayı attı ama sadece 12 asist yaparak yaptı. Yani hala o top trafiğinde, pas e, trafiğinde çok büyük sıkıntılar var. Şimdi e, burada geçmiş yıllardaki Efes'i düşündüğümüzde bu pas trafiğini sağlayan e, isimlerdi. E, Mitsic, Larkin ve Simon'un yaratıcılıkları aslında bu pas trafiğinin olmasına öncelikli etkendi. Şimdi Larkin'in sakatlığı nedeniyle yok, Simon zaten e, takımdan ayrıldı. Haliyle e, o çeşitliliği sağlama görevi sadece Mitsic'e kalıyor. Ee, şimdi Larkin geldiğinde biraz bu biraz daha düzelebilir. Biraz daha yükselebilir asist sayısı ve pas trafiği. Ama bir de şu kısa devrilmelerden oluşan e, o özellikle Dunstan'la çok yapıyorlar. Belki Zizic'le de yapabilirler. Plays o kadar girmiyor devreye ama o kısa devrilmeler sonrasında köşelere giden ve devamında ekstra paslarla oluşacak pas trafiği de Efes'e çözüm olabilir. Bence bunu bu tarafı biraz e, Efes'in teknik ekibinin çalışması gerektiğini e, düşünüyorum. Şimdi ne kadar iyi birebir oyuncularınız olursa olsun ki bu konuda hiç şüphe yok. İşte Clyburn var, e, Misic var, hatta işte sırtı dönük oyunlarla Zizic var. E, Elijah Brandt de birebirleri çok iyi oynayan bir oyuncu. Ama sizin uzun lig maratonunu düşündüğümüzde mutlaka bu hücum çeşitliğine ihtiyacınız var. Sadece birebirlerle her rakibi yenmek ve her gün her oyuncunuzdan yüksek performans almak e, çok da mümkün değil. E, olaya bir de Barcelona tarafından bakarsak, ee, aslında e, çok kötü bir senaryo ile karşı karşıya kaldı Barcelona bence e, Koç Şarapovskić çok kötü bir maç yönetti. E, maçın içinde kontrolü kaybetti e, hani hatta onun kötü performansı oyuncuların performansının önüne geçti özellikle e, biraz önce de bahsettiğim gibi maça çok iyi başlayan ve savunma sertliğini sağlayan Satoranski Kalinic ikilisini ikinci çeyrekte çok kenarda tuttu ve o sırada ko maçın kontrolü tamamen Efes'e geçti. E, Devamında da hata yapan her oyuncuyu kenara alma gibi bir e, aksiyonun içine girdi Şaraz. Aslında bu konuda böyle bir e, yönetimi yoktur. Genelde ceketinin koyun cebinin içinde taşıdığı ufak not kağıdının içerisinde hangi oyuncunun kaçıcı dakikada çıkacağı, hangi rotasyonların olacağı sabittir bellidir. Maç öncesinde bunu çalışmıştır. Ama bu maç öyle olmadı. Sürekli oyuncu değişikliklerine gitti. Hata yapan herkesi kenara almaya çalıştı. Ve gerçekten maçın kontrolünü kaybetti. E aynı zamanda maçın sonun üçüncü çeyreğinde ile yaşadığı problem de tabii bütün Avrupa'nın gündemine geldi. Yani Kaliniç'in soyunma odasına gitmesi ve son çeyrekte oynamaması. Bu da yetmiyormuş gibi maçın sonunda Anadolu Efes yardımcı koçlarına maçı kamera antrenmanlarının kameraya çektiğine dair bir ithamda bulunarak çok gereksiz bir tartışmanın içerisine de girdi. Zaten çok sorgulandığı bu dönemde Şarunas için, Skivicius için çok hoş bir maç olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi çift maç haftası öncesinde e, bu galibiyet moralleri düzeltti ve e, ilk maçta Milano deplasmanında olacak Salı günü Anadolu-Efes. E, Milano'da da işler aslında çok iyi gitmiyor. E, sezona başlarken Pangos gibi, Voitman gibi, e, işte Billy Behrin gibi, Tonut gibi, e, Thomas gibi, Brandon Davis gibi çok sayıda önemli ismi transfer etti Milano ve bu kadro yapısı itibariyle de öncelikli Final Four adaylarından biri olarak görülüyordu. Ama 8 hafta sonuna geldiğimizde 3 galibiyet 5 muhalifet ile 14. sıradalar. Ve bence bundan daha da kötü senaryo oynadıkları basketbol. Yani gerçekten çok kötü basketbol oynuyorlar. Tabii şunu da söylemek lazım sakatlıklarla başı, başı belada Milano'nun. 4. haftada Bayern Münih maçında takımın önemli perimetre dışı oyuncusu ve birebir yaratıcısı Shields sakatlandı. E, o maçtan sonra oynadıkları 4 maçın 4'ünü de kaybetti e, Milano. Tabi bunu tamamen Schiltz'in eksikliğine bağlamak e, doğru değil ama Milano basketbolunda Shields tarzı bir oyuncu başka o tarz bir oyuncu olmadığı için bunun sıkıntısını çok yaşıyorlar. Şimdi Zalgiris maçında da Schiltz'in haricinde e, kısa rotasyondan oyunculardan birkaç kişi daha sakatdı Ve e, haliyle Zalgiris maçı e, Milano açısından... Tamamen böyle bir e, hücum işkencesi haline döndü. Çünkü işte takımın en iyi üçlükçülerinden Billy Barron iki maçtır yok, bu maçta da yoktu. E, Gigi Datome iki maçtır yok. E, bu maçta işte Tonut da sakattı ve gerçekten kısa rotasyonda büyük sıkıntı yaşadı e, Milano. E, Zalgiris gibi bir takıma karşı ki e, yarı sağ hücumunda hiç üretemiyorlar yani o kadar tıkanıyorlar o kadar tıkanıyorlar ki çok zor boş şut buluyorlar o boş şutları da sayıya çevirmekte zorlanıyorlar iyi şutörlerin de olmaması nedeniyle e, ilk çeyrek iki, ilk iki çeyreğin toplamında ilk yarı sonunda sadece 24 sayı buldu Milano. gerçekten yani şaka gibi bir e, rakam bu 24 sayı ve bunun büyük kısmını da e, Zalgiris'in top kayıplarından ve basit hatalarından Ürettiler. Geçiş oyunlarından falan yakaladılar. Yarı sahada hiç üretemiyorlar. Oldukça sıkışmış durumda Milano'nun hücumu. Şimdi oyuncuların da formda olduklarını söylemek çok mümkün değil. Tek tek baktığımızda mesela bütün transfer döneminin en çarpıcı isimlerinden, en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kevin Pangos... Ee, çok formsuz yani formsuz mu diyelim artık iyi oynamıyor mu diyelim iyi kullanılmıyor mu diyelim Şimdi geçen en son sene e, Zenit'te oynadığı e, zamanki performansıyla bir karşılaştırırsak %40'la üçlük atıyordu Pangos Zenit'te şu an Milano'da %30'la atıyor 13.5 sayı ortalaması vardı şu an bu ortalama 10.9 sayıya düştü 6.7 asist ortalaması vardı Zenit'te. Şu an 3.5 asist yapıyor. Ve verimliliği de 14.8'den 8.2'ye düştü. Sır Pangos değil. Takımdaki birçok oyuncu Voitman tanınmayacak halde. Brandon Davis hiç etki edemiyor. İşte zaten Kyle Hans yaşının da etkisiyle o da eski performansında değil. Melli bile geçen seneki performansı aratır bir durumda. Şimdi takım olarak da baktığımız zaman Milano'ya istatistiklerini de biraz incelediğimiz zaman e, skor bulmaktaki yaşadığı sıkıntı kadar başka sıkıntıları da var aslında. Mesela riband konusunda da büyük sıkıntı yaşıyorlar. E, en az hücum ribandı alan takım Milano. Lig için 18 takım içinde en az hücum ribandı alan takım. Bununla beraber en az ikinci şans sayısı üreten takım. Zaten e, yarı sahada yaratıcılığınızın olmadığı bir yerde bu ikinci şans sayılarından da bu kadar az sayı gelmesi tabii Milano'nun işini oldukça zorlaştırıyor. E, toplam riband yüzdesine de baktığımızda da %46.6 ile ligin yine en kötü takımı Milano. Bununla da bitmiyor. E, Foul çizgisinde en az giden takım. E, yani basit sayıların hiçbirisini bulamıyor aslında Milano. Foul çizgisine de çok az gidiyor. Ve e, hem 2 sayılık yüzdelerde şutlarda hem de 3 sayılık e, şutlarda ligin en kötü 3 takımından biri. Yani e, işin hücum tarafında neredeyse hiçbir taraf e, işlemiyor. Ama savunmada tabii... Hala iyi bir takım olduklarını söylememiz gerekiyor. Zaten savunma verimliliğinde birinci sıradalar. Ee, en az sayı yiyen de ikinci takım durumundalar. Ee, Fenerbahçe'nin ardından. Fenerbahçe ile beraber diyelim. Ki e, savunmada rakiplerini bozmalarının en önemli göstergesi de rakiplerini tuttukları asist top kaybı oranı. Bu konuda bu istatistikte lider durumdalar. Yani rakiplerini en düşük asist top kaybında tutan takım Milano. Ee, savunmalarına baktığımızda en çok kullandıkları şey ikili sıkıştırma. Özellikle sırtı dönük oyunlarda potaya yaklaşan oyuncuları ikili sıkıştırmalarla e, zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. E, hataya yöneltmeye çalışıyorlar. E, ya bir kötü atışa itiyorlar ya da pas kaybına neden oluyorlar ama bu savunmanın riskli bir tarafı da var. O sırtı dönük oynayan, e, sırtı dönük oyunu oynayan oyuncunun saha görüşü ve pas yeteneği olması durumunda mutlaka sahanın bir yerinde boşta olan bir oyuncunun olması ee, ve oradan pas trafiğinin başlaması eee Milano savunmasını delebiliyor ki Efes'in Zizic ve Clyburn'le bu tarafı işleyebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çok kullanmıyor aslında Zizic ve Clyburn o sırtı dönük oyunlardan pas alternatiflerini ama bu maç özelinde bu önemli bir e, strateji haline gelebilir diye düşünüyorum. E, Sağda genelde fizikli kalmayı ve sert olmayı prensip haline getirmiş takımlardan biri Milano. Tabii 3 numarada Ricci ve Dejan Thomas'u kullanıyorlar. Burada biraz da tabii Shavon Shields'in olmamasının, sakatlıkların da etkisi var. Ama iki oyuncuya karşı düşündüğümüz zaman özellikle Clyburn'un oyunlarını Dejan Thomas sahadayken Clyburn'u aktif olarak kullanmakta gene iyi tercihlerden biri olabilir gibi e, düşünüyorum. E, Missich Pango seçleşmiş olacak, olacak büyük ihtimalle kısalar arasında burada da Miss için burayı çok işleyebileceğini herkes tahmin ediyordur. Pangos'un üzerinden hücum etmek ve oradan hem potaya giderek hem de pas alternatiflerini yakalamak da Efes'in opsiyonlarından biri olacaktır. E iki takımda hücum ribaundu konusunda aslında ligin en kötü takımları bu konuda üstünlük sağlayan takım birazdan maç içerisinde avantaj elde edebilecek gibi duruyor. Milano uzunlarını Uzunların düşündüğümüzde diğer tüm oyuncular gibi aslında formsuz bir dönem geçirdiklerini söylemek mümkün. Biraz önce işte Haynes'in yaşından da bahsetmiştim. Devi de e, potaya yakın atışlarda bile bitirme yüzdesi çok düştü. Haynes'in de çok düştü. Gerçekten e, yani bir silah olmaktan çıkıp e, bir sıkıntı olmaya başladı e, Milan'ı uzunları. Bu maç özelinde Playson belki biraz daha fazla kullanılma ihtimalini ben e, Efe'sin işine yarayacağını düşünüyorum. Özellikle onun dış şutunu. Ee, i̇lk kaçırdığın şutta kenara almak yerine birkaç şut eğer e, fırsat verilirse, Playson e, Milano savunmasını açma anlamında alanı genişletme anlamında önemli bir silah olma ihtimali yüksek. Toparlamak gerekirse Milano tarafını e, çok moralsiz bir durumda e, maça çıkacak e, Milano. Şimdi hatta bu sakatlıkların nedeniyle e, yeni bir transfer de yaptılar. Ee, Louvre-Boucavara'yı aldılar Fransa milli takımından da bildiğimiz NBA oyuncusunu da aldılar ee, Ama şu an büyük baskı altındalar Şimdi gerçi e, şu tabloyu gördüğümüzde Bu istatistikleri saydığımızda Kaybettikleri son 4 maçı düşündüğümüzde Efes daha iyi bir Milano yakalayabilir miydi? Ee, hani soru işareti ama bu durumdaki Milano'da bu maçı da kaybetmek istememe, istemeyecektir ki bir, sonra maçta, bir sonraki maçta da Fenerbahçe ile karşılaşacaklar kendi sahalarında gene. O açıdan onlar da bu maçı çok önemsiyor, önemseyip maça ağırlık koymak isteyeceklerdir. Her iki takımın da mağlubiyetten, e, mağlubiyeti çok kaldıramayacağı bir maç olma ihtimali yüksek. E, i̇kinci haftada Bologna ile oynayacak Anadolu Efes. E, gene İtalya'dalar. E, şehir değiştirecekler. Sezona çok da iyi başlamamıştı Virtus Polonya ee, ama son 4 maçta 3 galibiyet alarak bir toparlanma sürecine girdiler. Ee, geçen sene EuroCup şampiyonuydu e, Virtus Polonya Gayet de iyi bir kadrosu vardı. O kadroyu bu sene daha da güçlendirdiler. Ee, özellikle guard rotasyonu çok e, iyi durumda Virtus Polonya'nın İşte Daniel Hackett gibi, Ife Lundberg gibi, Teodosic gibi önemli isimler var ki bunların yanında e, Payola ve Kordiniye gibi tamamlayıcı kısaları da var. Virtus 3 ve 4 numaraları aslında bilinçli tercih edilen sert ve fizikli oyunculardan oluşuyor Virtus Polonya'nın. Sezon başında hatta ismi Anadolu Efes'le geçen Ojele'ye bu takımda 3 numara oynuyor daha çok. Ki ara ara onu 4 numaraya çektikleri de oluyor ama onun 3 numarada sahada olması hem sertlik hem fizik anlamında Virtus'un, Bologna'nın, Coach Scariola'nın kafasındaki sistemin önemli parçalarından biri. 5 numara ise bence bu kadronun en zayıf halkası gibi duruyor. Hem Cahit'e hem İsmail Bako bence bu seviyenin oyuncusu olabilecek derecede oyuncular değiller. Hani orada daha kalifiye bir uzunları olsaydı Virtus Bologna'nın bence daha rekabetçi bir takım olma ihtimalleri yüksekti. Şimdi maça genelde Lundberg Hackett ikilisiyle başlıyorlar ve bunların sahaya getirdiği sertlik ve savunmayla rakibi sindirip daha sonra için sahaya atıyorlar ve ondan gelecek yaratıcılık ve skor katkısıyla da oyunu açma konusunda avantaj yakalıyorlar. E, skor dağılımı çok homojen bir takım Virtus Bologna. E, takımın en skorer oyuncusu 11.2 sayıyla Ife Lundberg. Onun haricindeki hiçbir oyuncu çift taneli skor ortalamasına ulaşmış değil. Zaten 73.3 sayı ortalaması var Virtus Bologna'nın ve bu konuda ligin en az sayı atan 5. takımı durumundalar. Hatta iki maçı çıkartırsak, iki maçta çok ekstra sayı attılar. Birisi Real Madrid maçı 95 sayı attılar. Bir tanesi de Valencia maçı orada da 89 sayı attılar. Bu iki maçı devre dışı bırakıp diğer 6 maçın ortalamasını aldığımızda 60 67 sayıya düşüyor e, ortalaması. E, Virtus Bologna'nın ki Milano'nun da e, Son 4 maçta 63.5 sayı ortalamasıyla oynadığı yerde gene aslında e, skor tarafında e, güçlü olmayan ama savunma tarafında sert bir takım karşılarında olacak. Şimdi e, bu kadar az sayı atıyor olmalarına rağmen 16.5 asist ortalaması var Virtus Bologna'nın. Efes'in 14.9 sayıyı, 14.9 asist ortalamasıyla 83 sayı attığı yerde Virtus Bologna 16.5 asist ortalamasıyla 73 sayı oynuyor. E, Bununla beraber asist sayıları aslında kabul edilebilir seviyede olmakla beraber top kayıpları aslında eee Virtus Bologna'yı oldukça e, zorlayan bir e, parametre. Çünkü başta Teodos 3 olmak üzere e, 2.6 top kaybıyla oynuyor. Maç başına 14.9 top kaybı var. Ve ligin en çok top kaybı yapan ikinci takımı Virtus Bologna. Şimdi Özellikle Barcelona maçındaki Efes'i düşündüğümüzde ve çaldığı 11 topu düşündüğümüzde Efes'in buradan e, Virtus'u zorlama şansları olabilir. E, bu kadar fizikli bir takım olmalarına rağmen rebound konusunda çok da iyi bir takım değil e, Virtus Bologna. Burası da gene maçın kritik belirleyici noktalarından biri olacak. E, reboundları üstünlük sağlayan takım bence e, maç için önemli bir avantaj elde edebilir. Genelde düşük tempoda oynuyor Virtus Bologna. Onlar da Milano gibi düşük tempoda ve az pozisyon sayısıyla oynuyorlar. Ee, ama şunu da söylemek lazım. Ee, Valencia maçında Theodosic 4'te 0 üçlük atmasına rağmen 14 üçlük isabeti buldular aynı Efes gibi. Ve onlar da %50 ile e, o maçta bu üçlükleri soktular. Bu sayede zaten 89 sayıya çıktılar. Ee, ki e, bu maça kadar 82 sayı ortalamasıyla oynayan Valencia'yı 59 sayıda tuttuklarını da söylemek lazım. Yani hem hücumda şutları soktu da hem de Valencia'yı 59 sayıda tutarak çok ciddi bir e, savunma becerisi gösterdiklerini söylemek mümkün. E, şimdi hem Milano maçını hem Virtus Bologna maçını düşündüğümüzde Anadolu Efes'in sezon başından beri yaşadığı iki ana problemden birincisi olan savunmayı belki de bu kadar ön plana çıkartmayacak, savunma problemini öne çıkartmayacak iki maçlık bir seri bekliyor. Bu maçlarda hücum edebilmek daha önemli. Çünkü karşılarda çok karşısında çok sert savunmalar olacak ve hücumda zorlanan takımlar var. Haliyle savunmadaki açıklar o kadar sırıtmayabilir Efes için ama hücumda çeşitlilik yaratmak çok önemli. Bu yüzden mesela Plyce'ın dış şut etkisi, Zizi için sırtı dönük oyunları, Kluivert'in sırtı dönük oyunları e, önemli olabilir. E, Hücum çeşitliliği ve hücumdaki performans savunmadaki açığı kapatabilir bu iki maç için. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir avantajı daha var Efes'in. Ee, Salı günü oynayacaklar Milanoyla. ile. Ve e, maçı oynadıktan sonra e, Bologna 200 km mesafede ister karayoluyla bile gitsen çok uzun değil. Çok kısa bir yolculuk yapacaklar. Ee, rakipleri Bologna ise çarşamba günü Panathinaikos deplasmanında oynayacak bir gün sonra oynuyorlar ve onlar bir uçak seyahati yapıp öyle dönecekler yani Efes maça biraz daha dinlenmiş çıkacak Bologna'ya göre ki Bologna'nın daha böyle sert fizikli fizik gücü yüksek maçlar oynadığını düşündüğümüzde onların bu seyahat yorgunu ve bir gün geç oynaması Anadolu Efes'in bir avantajı haline gelebilir bunu da düşünmek lazım Şimdi son olarak da şunu söylemek lazım. Çift maç haftası. Hep söylediğimiz bir şey var. Sezon başından beri Misic ve Klabön üzerine çok fazla yük biniyor. Ama bu haftanın çift maç haftası olduğunu unutmayarak hem Milano maçındaki Misic ve Klabön kullanımını hem de Bologna maçındaki Misic ve Klabön kullanımını ekonomik yapmakta fayda var. Ki Konya maçında da, BSL'de oynanan Konya maçında da bu iki oyuncu sahadaydı. Uzunca sürelerde yine sahada kaldılar. Onların e, sağlıklı kalması ve işte Clyburn'un özellikle Barcelona maçındaki son çeyrek performansından sonra maç sonlarında diri gelmesi Efes için çok kritik bir nokta. Buna da Efes yönetiminin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.